Hocam bize aktaracağı önemli bilgiler var. Yani göçük altında kalanların dayanma süreleri nedir? Evet, buyurun hocam. Bu çok önemli. Evet. Bu göçük altında kalanlar, yakınları olanlar öyle özellikle izlesinler. Evet. Şimdi göçtü. Yapı üzerinize göçtü. Siz de aşağıdasınız. Sizi bekleyenler neler? Göçük altındasınız. Bu herkes kalabilir göçük altında. Soluksuz bir yerdesiniz. Yani hiç havayla iletişim yok. Yani oksijen almıyor. Kapalı bir alandasınız ama sağsınız. Yaşama süreniz sadece bir saat yaşayabilirsiniz öyle ortamda. Bir saat sonra yaşamınız biter. Önemli bir kanama varsa, beton vurabilir, kalas vurabilir. Önemli bir kanamanız varsa göçük altında en çok 2 saat yaşarsınız. Başı bir yere vurmuşsa ortalama 3 saat yaşarsınız. O nedenle baş çok önemlidir. Koruma çok önemli. Sırasında bu göçme sırasında bir kitabı başınıza koyacaksınız. Burnunuzu kapatacaksınız. Ağzınızı kapatacaksınız ve gözlerinizi kapatacaksınız. Başınıza bir şey vurmayacak yani. Baş çok kötü. Orayı korumak önemli. Kitap koyacaksınız. Kitap. En iyi kitap korur. Gördüğünüz gibi yıkılma sırasında beton niteliği çok düşük olması nedeniyle büyük bir toz kalktı değil mi? Çok. İşte o toz göçük altında kalan insanları boğarak öldürür. Tabii. O tozun duruluncaya kadar ağzınızı burnunuzu kapatacaksınız. Nasıl nefes alacaklar hocam? Belli bir süre zaten o çok fazla değil yani. O birkaç, olana kadar değil mi? Tabii birkaç saniye, 2-3 saniye falan sürer o çok fazla değil. Hı hı. Şimdi yarasız beresiz ancak susuz kalmışsanız, hiç yaranız bereniz yok ama kurtulmuşsunuz, göçüğün altındasınız. 2 gün sonunda yaşamda kalabilme olasılığı %90 iken 9 gün sonunda %10'a düşer. Yani 2 gün tamamen göçük altında kalabilirsiniz yemeden içmeden. %90 kurtulabilirsiniz. Yani böbrekleriniz çalışır halen. Şu anda kaç gün oldu? 3 gün oldu değil mi? 3 gün oldu değil mi? Evet. Dolayısıyla 9 gün sonunda bu sadece diri kalmanızın olasılığı %10'a düşüyor. Genelde 6 gün sonra hiç su içmezseniz 6 gün içinde yerin altın şeyi göçüğün altındasınız. 6 gün sonunda ölürsünüz susuzluktan. Göçük altında kalan kişi en az dokunca vererek kurtarmak için 48 saatlik süreniz vardır. O 48 saat şu anda aşıldı. Yani şu anda kaç saat oldu biraz önce söyleyeyim. 78 saat mi 80 saat mi ne oldu galiba değil mi? Şimdi 72 saat, ilk 72 saat altın süredir. Biz buna altın süre deriz. Şu anda altın süreyi sanıyorum aştık. 3 ile 4. günler ki biz 3. gündeyiz şu anda. 30, 31, 1, 2, 4. gündeyiz. Şu anda gümüş süre bitmek üzere. Evet. Yani gittikçe umutlar düşüyor. 4 ile 6 gün arası bronz süre başlayacak. Yani yarından itibaren artık diri çıkma olasılığı gittikçe düşecek. 6 ile 9 gün bakır süre. Yani umutlar gittikçe düşecek. 9 günden sonra ise kara günler başlar. Evet biz de inşallah o günler bronz ve kara günler gelmeden inşallah güzel haberler inşallah almaya devam edeceğiz. Şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.